Herkese merhaba, merhabalar, iyi akşamlar. Umarım her şey yolundadır, umarım keyifler yerindedir. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi biz bir tanıtım dersi yapacağız. Bildiğiniz gibi İngilizce öğretmenliği alan sınavı için tek uzemde iyi bir ekiple iyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Amacımız bu. Bunun için de derslerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak, sizlere bir fikir vermesi açısından bu tanıtım dersini planladık. Öncelikle ekranda görüyorsunuz, bunlardan bahsedeyim. Tek uzem bu sene çok farklı bir sistemle, yapay zeka ile sizleri hazırlayacak. Yani sizlerin başarılarını, girdikleri sınavları, çözdükleri soruları sistem öğrenecek, tanıyacak ve size bu konuda geri bildirimler verecek ve ayrıyetten yönlendirme de yapmış olacak. Bu iyi bir hazırlık ve farklı bir hazırlık deneyimi sunacak sizlere. Bu tek uzemin bu seneki avantajlarından biri olacak. Yine baktığımız zaman biz birlikte tek uzemde dil bilim derslerini yapacağız. Bir sonraki sayfada göreceğiz sınavın mimarisinde dil bilimin yeri nedir, dil bilim nasıl bir öneme sahip ve sınava ne kadarlık katkı yapıyor ve biz ne yapacağız? Bunlardan bahsetmiş olacağım, bunlar hakkında konuşacağız. Hemen şöyle yapalım. Biz tek uzemde dil bilim derslerini yapacağız birlikte. Ve bu çerçevede bu akşamki tanıtım dersi de hem ders işleyişimiz hem de soru çözümleri yapacağımız dönem içerisinde yapacağımız soru çözümleri hakkında sizlere fikir vermiş olacak. Böyle bir amaçla karşımızda olacağız. Sınava baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Sınav özünde iki bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki alan bilgisi testi. Bu bölüm sınavın %60'lık bölümünü kapsıyor. Yani 45 soru var karşımızda. Ardından bu bölümün içerisinde 3 tane alt bölüm var. Bunlar dil yeterliliği, dil bilimi ve edebiyat alanları. Biz birlikte dil bilimi bölümünü yapacağız. Yani %13'lük, yani sınavdaki 75 soruya 10 soruluk bir katkı yapan bölüm bizim odağımızda olmuş olacak. Ve yine bu sınava baktığımızda sınavın ikinci bölümünde alan eğitimi testini görmekteyiz biz. Bu da %40'lık bir katkı yapıyor. Yani 30 soruluk bir bölüm var karşımızda. Peki biz dil bilimi derslerinde ne yapıyoruz? Bizim belirli bir konu kapsamımız var arkadaşlar. 8 tane konu görmekteyiz biz. Birinci konumuz what is language? Yani dil nedir? Dile nasıl yaklaşırız? Dilin tanımını nasıl yaparız? Dilin özellikleri bu konu karşımızda oluyor. Sınavda buradan 2013'ten beri yapılıyor bu sınav. Bir tane soru geldi. Yine ikinci konumuz bizim seslerle ilgili. Seslerin yapısı, seslerin işleyişi, dillerde nasıl gerçekleşiyor? Bu da sınavda karşımıza bir soruyla gelecek bir alan olmuş oluyor. Üçüncü konumuz bu kez eklerle ilgileneceğiz. Kelimelerin ekleri, kelime türleri nedir ve yeni kelime üretme yöntemleri nelerdir? Bu çerçevede bir konu var karşımızda. Bu da sınavda bir soruyla karşılanıyor. Ardından dördüncü konumuz gramer ve sinteks konusu. Bu kez cümleye gideceğiz. Acaba bir cümlenin yapısı nasıl ortaya çıkar? Biz bir cümlenin yapısını incelerken ne tür kavramları, hangi kavramları kullanıyoruz? Bu da bizim için bir hedef alan olmuş oluyor. Beşinci konumuz semantics, yani kelimenin anlamları. Kelime anlamı derken kelimenin birinci anlamı, ikinci anlamı, yan anlamı, aynı şekilde dildeki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi, bunların hepsi bizim konu kapsamımızda bulunuyor ve buradan da sınavda bir tane soru gelecek karşımıza. Altıncı konu ki kırmızıyla işaretli, bu demek oluyor ki biz bu akşam altıncı konu içinden bir konu belirleyeceğiz ve o konu üzerine bu tanıtım dersini yapacağız. Sociolinguistics, dil ve toplum arasındaki etkileşime odaklanıyor. Yani dil ve toplum birbirini nasıl etkiler? Dil ve toplum dediğimizde aralarındaki ilişki nasıl gerçekleşir? Biz bu ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Bu da bizim için sociolinguistics dediğimiz bir alanı veriyor. Yedinci konuya geldiğimizde pragmatics ve discourse analysis. Bu kez büyük metinlere bakacağız. Yani pragmatics derken dil konuşucuları belirli bir kontekste anlamı nasıl ortaya çıkarır? Discourse analysis derken de aynı şekilde arkadaşlar büyük metinlerde biz bu anlamı nasıl ortaya çıkarırız? Büyük metinleri hem yapısal hem de işlevsel olarak nasıl değerlendirebiliriz? Sınavın bu bölümüne bakarsak bu konudan iki tane soru geliyor. Sorulardan biri pragmatics alanından gelirken bir diğer soru da discourse analysis'ten gelmiş oluyor. Sekizinci ve son konumuz bizim tek uzemde bu yıl işleyeceğimiz konulardan neurolinguistics ve psycholinguistics. Yine buradan da bir tane neurolinguistics, bir tane psycholinguistics sorusu geliyor. Neurolinguistics dersek arkadaşlar burada biz daha çok şunu anlamış oluruz. Bizim beynimizde dil nasıl gerçekleşiyor? Daha böyle somut bir
bir alan karşımızda olacak. Ama öte yandan psycholinguistics dersek bu kez de daha soyut, zihnimizde bu dil nasıl gerçekleşiyor? Hem dilin üretimi hem dilin algısı, bu zihinsel olgular nasıl açıklanır? Bu da psycholinguistics'in konusu olacak. Az önce de belirttiğim gibi biz bu akşam sociolinguistics, yani dil ve toplum arasındaki ilişkiye dair o konu yığınında bir tane konu belirleyeceğiz ve bu konu üzerinde birkaç kavram göreceğiz ve bu kavramların ardından da kavramlara ilişkin sorular çözeceğiz. Bu size bu dönem Tekuzem'de derslerimizin, dil bilim dersinin nasıl işleyeceğine dair bir fikir vermiş olabilir arkadaşlar. Fikir vermesi açısından da yardımcı olacak. Şimdi biraz daha odaklayalım biz konuyu. Demiştik 8 tane konumuz var. İlk 6 konudan birer tane soru geliyor. 7. ve 8. sorulardan ikişer tane soru. Toplamda 10 soruluk bir dil bilim bölümü var. Yani sınavın %13'lük bir kısmına tekabül edecek buna. Sociolinguistics'e biraz daha odaklanıyoruz şimdi. Odaklandığımızda arkadaşlar karşımızda bu konular var. Yani sociolinguistics dersimizde bizler Tekuzem'de ekranda gördüğümüz konularla ilgileneceğiz. Ben bu akşam bunlardan birini seçtim. Şöyle söyleyeyim, bildiğimiz gibi bu sınav 10 yıldır yapılıyor. Artık 10. yılı devirmiş oldu. Her yıl bir tane soru geldi. Language variation konusundan şu ana kadar 3 tane soru gördük biz. Yani bu konuda, bu sociolinguistics ünitesinde en sık soru gelen konulardan biri var karşımızda aslında. Bu bakıma da bize yardımcı olacak. Önem verdiğimiz konulardan biri. Ben de derslerimde burada language variation konusuna biraz fazla önem veriyorum bundan dolayı. Şimdi bu konudan bir görüntü alacağız biz. Bu tanıtım dersinde görüntümüzü göreceğiz. Ardından da bu akşam gördüğümüz kavramlara ilişkin sorular çözeceğiz. Bu da bizim pekiştirme sorularımız oluyor. Tekuzem'in eğitim modeline baktığımız zaman bizler dönem başında iyi bir konu temposu yapıyoruz, iyi bir kavram temposu yapıyoruz. Bu kavram temposunu yaptıktan hemen sonra bir pekiştirme soru dönemimiz karşımıza çıkıyor. Sorularla, pekiştirme sorularıyla bunları tekrarlıyoruz. Ta ki dönem sonuna geldiğimizde bu kez kamplarımız başlıyor. Bu kamplarda da aynı şekilde önce kavram tekrarı yapıyoruz, ardından sorular üzerinden, sınav odaklı sorular üzerinden tekrarımızı yapıyoruz. Başlayalım. O zaman hazır gibi görünüyoruz. Hemen şöyle bakalım. Language variation. Sociolinguistics'in ikinci konusu arkadaşlar bu. İlk konumuz what is sociolinguistics? Hızlıca ben bu konuyu tanımlayayım ki bir arka plan versin bize. Sociolinguistics aslında dil ve toplum arasındaki ilişkiyi inceler. Yani biz adımımızı sokağa attığımız anda sokaktaki insanlar farklılık gösteriyor. Neleri farklı? İnsanların yaşları farklı. Gelir düzeyleri farklı, cinsiyetleri farklı, toplumsal cinsiyetleri farklı, etnik arka planları farklı, yaşadıkları coğrafi bölgeler farklı. Yani bunların hepsi bizim farklılıklarımız. Bu farklılıkları biz nerede görüyoruz? Şüphesiz konuşmada görüyoruz. İşte sociolinguistics bunu çalışıyor arkadaşlar. Toplumdaki farklılıklar dilde ne gibi farklılıklar ortaya çıkarıyor? Bu farklılıklar arasındaki eşleşmeyi çalışıyor ve sociolinguistics bunu çalışırken bize de bol bol kavram veriyor. Biz de bu kavramlara bakacağız işte. Amacımız bu sociolinguistics dersinde. Language variation dersek neden bahsediyoruz? Arkadaşlar bir dil hepimizin deneyimlediği gibi kendi içerisinde böyle farklılıklar gösterecek. Yani Türkiye'ye bakın, Türkiye'de bir İstanbul Türkçesi var, bir Ankara Türkçesi var, Batı Anadolu'da konuşulan bir Türkçe var. Bunların hepsi varyasyon, yani değişkenlik. O zaman biz language variation dediğimizde karşımıza şu çıkıyor. Bizim gözlemlediğimiz bölgesel, toplumsal ve bağlamsal farklılıklar. Yani Türkiye'ye bakın, Türkiye'de bölgeden bölgeye insanlar farklı konuşuyor. Orta Anadolu bölgesinde ki Ankara ki bizim olduğumuz yer şu an, burada farklı bir konuşma var. Ama gidiyorsunuz Gaziantep bölgesinde daha başka bir konuşma karşımıza çıkıyor. Batı Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde daha farklı bir konuşma ortaya çıkıyor. Bunlar bölgesel. Toplumsal farklılıklar da görüyoruz. Nasıl? İngiltere'ye bakalım mesela. İngiltere'de bir alt sınıf konuşması var. Yani gelir düzeyi daha böyle toplumun alt tabakasında olanlar farklı konuşuyorlar. Orta sınıfa gittiğimizde onlar da farklı konuşuyor. Üst sınıf konuşması var bir de. İşte bu da sosyal farklılıklarla gerçekleşiyor. Ya da cinsiyete bağlı konuşma değişir. Gelir düzeyine, yaşa, toplumsal cinsiyete bağlı bu konuşma sürekli değişiyor. Bunu gözlemliyoruz. Ya da bağlamsal farklılık.
Mesela ben şu an sizlerle konuşurken İstanbul Türkçesiyle konuşuyorum. Ama ders bitip arkadaşlarımla konuştuğumda Ankara ağzı konuşabilirim. Yani bu da bağlamsal farklılıklar. Yani konuştuğumuz yere göre değişirdi. İşte biz buna language variation diyoruz. Bir dilin coğrafi, toplumsal ve bağlamsal etmenlerden dolayı farklılık göstermesi. Tabii biz bunu daha çok nasıl deneyimliyoruz arkadaşlar? Daha çok bölgesel, regional variation ve toplumsal, social variation bakımından biz bunu deneyimliyoruz. Yani dil değişkenliği, language variation, Türkiye ölçeğinde bakarsak daha çok coğrafi etmenlerle gerçekleşiyor, bölgesel. Ama İngiltere gibi ülkelere bakarsak toplumsal etmenler de devreye girmiş oluyor. Peki bunlar ne yapıyor? Bunların hepsini biz arkadaşlar konuşma envanterimizde stokluyoruz. Mesela ben Türkçe konuşuyorum. Türkçeyi İstanbul Türkçesi bağlamında konuşurum. Yıllardır Ankara'da yaşadığım için Ankara ağzı, Ankara Türkçesi konuşabilirim. Batı Karadeniz'de olduğum için Batı Karadeniz bölgesinde konuşulan ağızlara hakimim. İngilizce konuşabiliyorum. Bunların hepsi nerede bulunuyor? Bunların hepsi benim konuşma envanterimde, yani repertuarımda bulunuyor. İşte karşımızda yeni bir kavram var. Linguistik repertuar. Linguistik repertuar kavramını ÖSYM geçmiş yıllardan birinde sınavda doğru olmayan şıklara yerleştirmişti. Yani bizim radarımızda bir kavram. Linguistik repertuar arkadaşlar, bir kişinin, bir bireyin sahip olduğu bütün bir konuşma bilgisi. İnsanların sahip oldukları bu konuşma bilgisine biz linguistik repertuar diyeceğiz. Yani ben kendi repertuarımdan bahsettim. Tıpkı şarkıcılar konsere çıkınca derler ya, ya sizlere ben bu akşam 20 şarkılık bir repertuar hazırladım, getirdim. Yani ne yapacak? 20 tane şarkı okuyacak bu kişi. E bizim de haliyle kendi konuşma şekillerimiz, ne biliyorsak, bildiğimiz diller, sahip olduğumuz ağızlar, bunların hepsi bizim linguistik repertuarımızın içinde bulunuyor arkadaşlar. Böyle görebiliriz. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Şimdi bir baktık, üç tane soru gördük karşımızda. Yani bu konudan üç tane soru gelmiş. Zaten demiştim ya ben konuya başlamadan önce. 10 soru geldi. Yani 10 yıldır bu sınav yapılıyor. Her yıl bir soru geldi. Toplamda 10 soru geldi. Bu konudan üç tane soru geldi. Bunların hepsini aynı sayfaya sığdırmışız. Böyle bir durum var. Şimdi sokağa çıktığımız anda dilin farklılaşması diyoruz da bunlara isim vermedik. Bunlara isim vereceğiz. Biz sokağa adımımızı attığımız zaman insanlar farklı accentler konuşabilir. Yani farklı ağızlar konuşabilir. İnsanlar farklı dialektler, yani bizim günlük konuşmada lehçe dediğimiz konuşma şekillerine sahip olabilir. Şimdi accent ve dialekt üzerinden başlayalım. Accent arkadaşlar 2013 yılında bu sınavda sorulmuş bir kavram. Eğer elimizde bizim iki tane accent varsa, iki tane ağız arasında, iki accent arasında sadece ve sadece pronunciation farkı vardır. Yani telaffuz farkı vardır. Hani biz deriz ya, İstanbul ağzı, Ankara ağzı. Ankara ve İstanbul ağzına bakarsak aralarında net bir pronunciation farkı var. Mesela Ankara ağzında k sesi, g, h, g gibi formlara sahip oluyor. Bakarız diyor, bakarız diyor. Kapı, gapı. Yani farklı konuşma şekilleri var, telaffuz var, değil mi? Pronunciation farkı var. İşte iki tane ağız arasında biz pronunciation bakımından, telaffuz bakımından fark olduğunu söyleriz. Ama bizim elimizde arkadaşlar iki tane dialekt varsa, iki dialekt arasındaki fark daha sistemli gerçekleşiyor. Bu da 2015'te geldi. Elimizde iki dialekt varsa bunların arasında bir pronunciation, iki vocabulary ve üç basic grammar farkı vardır. Daha sistemli, değil mi? Mesela ne geliyor aklımıza? Amerikan ve İngiliz İngilizcesi. Şimdi Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi İngilizcenin dialektleri. Nasıl bir şey bu? Şöyle, biz Amerikan ve İngiliz konuşmalarına bakarsak aralarında pronunciation farkı vardır. Çok fazla vardır. Mesela İngilizler r'ları söylemez ama Amerikalılar r sesini bastırarak söyler. Yani bir İngiliz particle gibi bir şey söylerken Amerikan bunu baya baya particular şeklinde bir r sesiyle söylüyor. Kelime farkı vardır binlerce. En klişesine bakalım. İngilizler futbol derken Amerikalılar soccer diyecek.
Yine bakarsak basic grammar farkı var. Yani İngilizler because'dan sonra bir sentence kullanıyor, bir cümle kullanıyor. Ama Amerikalılara bakarsak because'dan sonra noun kullanılabiliyor Amerikan İngilizcesinde. Yani because you diyebiliyorlar. Ama bir İngiliz için bu ungrammatikaldir. Demek ki aralarında basic grammar bakımından da fark var. O zaman iki dialect varsa elimizde aralarında pronunciation, vocabulary ve basic grammar bakımından farklılık göreceğiz biz. Ve bir de idiolekt var. Bu da 2020'de geldi karşımıza. Arkadaşlar, idiolekt dersek bireye özgü dil kullanımı görmüş oluyoruz. Yani individual form of language. Yani biz günlük hayatta farklı şekillerde konuşuyoruz. Mesela diyelim ki bir ortamda 20 kişiyiz. Bu ne demektir? 20 tane farklı idiolekt var bu ortamda. Bunu rahatlıkla söyleriz. Çünkü herkes farklı konuşur. Toplumdaki hiçbir iki kişinin %100 aynı konuşması mümkün değil zaten. Mutlaka ve mutlaka bu insanlar farklı konuşacaklar. İşte biz bunlara idiolekt diyoruz. Hani şey olur ya böyle, aklınıza bir arkadaşınız gelir. Hemen kulağınızda böyle o arkadaşınızın sesi böyle çınlamaya başlar. İşte o onun idiolekti. O onun kendine özgü konuşma şekli. Bazı arkadaşlarımızın bazı anlarda böyle takıntılı olduğu kelimeler vardır. İşte o kelime o kişinin idiolektinde gerçekleşiyor. Bunu söyleriz. Accent, dialect ve idiolekt kavramı bu şekilde. Bunlar gördüğümüz gibi radarımızda kavramlar, önemli kavramlar. Bu sınavda soruldu. Devam edelim. Bir başka önemli kavram, mutual intelligibility. Mutual intelligibility gerçekten önemli. Hani sınavda sorulsa hiçbir şekilde şaşırmamamız gereken bir kavram. Arkadaşlar, mutual intelligibility karşılıklı anlaşılabilirlik demek. Yani iki farklı konuşma şekline sahip olan insan grubu birbirine ne oranda anlıyor? Shared understanding. Hemen şurada bakın bir anahtar sözcüğümüz var. Mutual intelligibility karşımıza geldiğinde bu çerçevede bir anahtar sözcük de gelmeli. Yani iki farklı topluluk birbirini ne oranda anlıyor? Nasıl bir anlaşılabilirliğe sahip? Şöyle bir örneğimiz olsun. Diyelim ki biz bir grup dil bilimciyiz arkadaşlar. Bir coğrafyada insanların ses kaydını aldık. Onlarla çalışmaya gittik. Dil bilimsel bir inceleme, saha çalışması yapıyoruz. Bir baktık ki bir yerde insanlar V1 konuşuyor. Başka bir yerde V2 konuşuyor. Bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. V1 konuşanlar V2 konuşanları, V2 konuşanlar da V1 konuşanları ne kadar anlıyor diye bakacağız. Biz çalışmayı yapmışız ve bulmuşuz ki V1 konuşanlar V2 konuşanları %95'lik bir anlam oranına sahip, V2 konuşanlar da V1 konuşanları tamamen anlıyor. Yani ne demek oluyor bu? Bunların arasında mutual intelligibility vardır demek oluyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu kez başka bir yere gidiyoruz. Başka bir coğrafyaya gidiyoruz. Bu kez şunu görüyoruz. İnsanlar V3 ve V4 konuşuyor orada da. Baktık V3 konuşanlar V4 konuşanları, V4 konuşanlar da V3 konuşanları ne kadar anlıyor diye soruyoruz. Bulduk ki V3 konuşanlar V4 konuşanları %5 anlıyor. V4'lüler de V3 konuşanları hiç anlamıyor arkadaşlar. Farkındaysanız birbirine böyle tam zıt bir gözlem yaptık. Yani gözlemimiz tamamen zıt gerçekleşiyor. Peki bu bize ne söylüyor? Bu önemli. Şunu söylüyor arkadaşlar. Eğer İki farklı konuşma şekli arasında mutual intelligibility varsa, yani bunların karşılıklı anlaşılabilirliği varsa, biz deriz ki bunlar bir dilin lehçesi. Yani V1 ve V2 burada arkadaşlar dialekt olmuş oluyor. Biz burada V1 ve V2 için dialekt demeliyiz. Çünkü iki dialekt arasında anlaşılabilirlik vardır. Yani bakın, Amerikalılar İngilizleri, İngilizler Amerikalıları anlıyor. %100. Yani işte mutual intelligibility var aralarında ve bunlar dialekt. Ama sağ tarafa gittik. V3 konuşanlar, V4 konuşanları. Bir de tam tersi, hiçbir şekilde anlaşılabilirlik yok. Peki bu ne olacak? Böyle bir gözlem yapıyorsak arkadaşlar, biz bunların iki farklı language olduğunu söyleriz. Yani bunlar iki farklı dil. Bunu görmüş oluyoruz. Yani Türkçe ve Fransızca. Şimdi bir Fransız konuşsa, biz de anlasak maksimum %5'tir. Fransızca bilmiyoruz ha. O mantıkla bakın. Neleri anlarız? Televizyon, tren, spor, bunları anlarız. Yani Fransızca üzerinden Türkçe'ye gelen kelimeleri anlarız arkadaşlar. Ancak ve ancak iki dil arasında karşılıklı anlaşılabilirlik bulunmaz. Bunu görmüş oluruz. Bu bizim için bir bilgi olarak kenarda.
Şimdi şunu yaptık. Accent ve dialect kavramlarına baktık ya az önce. İşte iki accent varsa aralarında pronunciation farkı var. İki dialect varsa aralarında pronunciation, vocabulary ve gramer farkı var. Bunlar daha çok coğrafi etmenlerle gerçekleşiyor. Yani şuraya geldiğimde bizim elimizdeki accent ve hemen şurada bir dialect kavramı, bunların temel gerçekleşim nedeni arkadaşlar coğrafya. Yani geography burada tamamıyla etkili. Ama bu olay toplumsal farklılıklardan dolayı da gerçekleşmez mi? Gerçekleşir. Yani insanlar toplumsal farklılıkları, yani gelir düzeyleri, yaşları, kimlikleri, cinsiyetleri, toplumsal cinsiyetleri, etnik arka planları, meslekleri bu bakımdan farklılık gösteriyor. Bu da dile etki yapıyor. İşte bu durumda hangi kavram karşımızda? Social dialect ya da kısa tanımıyla, kavramıyla sosyolekt karşımızda. Arkadaşlar, social dialect ya da sosyolekt toplumsal etmenlerin dil bilimsel etmenleri etkilemesi, yani toplumdaki farklılıkların dili etkilemesi ve bunun sonucunda dilde farklılıkların ortaya çıkması demek. Mesela biz Türkiye'de çok fazla görmüyoruz ama yani şeyler var. Yani dünyanın farklı yerlerinde mesela social dialectler görüyoruz. Örneğin İngiltere. İngiltere bildiğimiz gibi sanayi devrimini yaşamış bir ülke. Sanayi devrimini yaşadığı için toplumda toplumsal tabakalaşma gerçekleşmiş, sınıflar ortaya çıkmış. Bunun sonucunda alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf kendine ait konuşmaya sahip olmuş. Bunlar sosyolektir. Ama Türkiye'de benzer bir durum, bir sanayi devrimi falan görmediğimiz için hani sınıf diye bir şey göremiyoruz. Bir sınıfa ait bir konuşma diye bir şey göremiyoruz. Biz daha çok coğrafi böyle değişkenliklere sahibiz. Coğrafi bakımdan konuşma değişiyor. Peki nedir bu social dialect? Biraz keşfetmeye çalışalım. Arkadaşlar, social dialect'i açıklamak istiyorsak bir tane bize ne lazım? Social variable lazım. Yani hemen şöyle gidelim. Elimizde bir tane social variable olacak ve bir de linguistic variable olacak. Yani social dialect ya da sosyolekt nasıl ortaya çıkıyor? Toplumdaki social variable'lar linguistic variable'ları etkiliyorlar. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Hemen şöyle yapalım. Mesela insanlar için bir social variable koyalım karşımıza. Nedir mesela bu? Gelir düzeyi. Sosyoekonomik level. Yani insanların gelir düzeyi biz sokağa adımımızı attığımız zaman gördüğümüz bir farklılık. Peki bu neyi etkileyecek, neyi ortaya çıkaracak? Linguistic variable'ları ortaya çıkaracak. Mesela ne olsun bu da? Word ya da word choice diyelim, yani vocabulary. Yani baktığımız zaman arkadaşlar, insanların gelir düzeyleri kelime seçimlerini etkiliyorsa bu net bir sosyolekt olarak karşımıza çıkmış oluyor. Böyle bir durum görüyoruz. Hatta hemen biraz bakıyorum, tanıtım dersine zamanımız var mı? Var. Bir olay anlatayım ben size. Gerçek bir olay. Bir çalışmadan bahsedeceğim aslında. Bizim çalışmamızın konusu arkadaşlar William Labov. William Labov bir dil bilimci. Labov sosyolinguistiksi kuran kişi arkadaşlar. Sosyolinguistiksi ortaya atan, 1960'ların başında sociolinguistics diye bir alan var. Bunu çalışmalıyız diyen kişi. Labo ne yapıyor? 1966'da New York'ta bir çalışma yapıyor. New York City çalışması diye geçer bu. Hatta bir diğer adı böyle Department Store çalışması diye de geçer. Yani alışveriş merkezi çalışması diye de geçer. Labov şunu iddia etmiş. Demiş ki eğer demiş New York'taki insanların sosyal tabakalaşmasını, yani sınıfları böyle yatay bir spektruma dizersek R kullanımı buradan etkilenecek diyor. Nasıl? Şimdi Labov'un bir social variable'ı var. Social variable ne arkadaşlar? Sosyoekonomik level. Hemen şöyle yazalım. Sosyoekonomik level olsun burası. Labov ne diyor? Sosyoekonomik level'lar linguistic variable'ları ortaya çıkarıyor. Bu da pronunciation of R olsun. Yani R'nın telaffuzu arkadaşlar. Labov ne yapıyor? Üç tane alışveriş merkezi belirliyor. Bu alışveriş merkezinden birine alt sınıf gidiyor. Birine orta sınıf çok sık gidiyor. Birine üst sınıf gidiyor. Labo buradaki insanlarla konuşuyor. Tabii Labo biraz arkadaşlar zeki. Nasıl zeki? Amerika'daki department store'ların bir özelliği var. Çok katlıdır bunlar. Labo çocuk giysileri kaçıncı katta diye soruyor. Kaçıncı katta arkadaşlar? Her zaman dördüncü katta oluyor. Bakın Labo iki tane R sesini burada elde etmeye çalışmış. Acaba R'yi bunlar telaffuz ediyor mu etmiyor mu? New York'taki sosyolekleri incelemeye çalışıyor. Gelir düzeyi, yani bir social variable olarak gelir düzeyinin bir linguistic variable olarak bir pronunciation'ı etkileyip etkilemediğine bakıyor. Tabii insanlar fourth floor diyor.
Lavo daha sonra bu seri ses kayıtlarını inceliyor ve buluyor ki arkadaşlarla Lavo gerçekten de öyle. Amerika'da sınıf yükseldikçe, yani insanların gelir düzeyleri arttıkça rı sesi baskın hale geliyor. Gelir düzeyleri azaldıkça insanlar rı'yı üretmemeye başlıyor. İşte ne gördük biz burada? Bir social dialect gördük. Yani New York'ta sosyoekonomik düzey bakımından bir konuşma değişiyor. Konuşma farklılığı gerçekleşiyor. New York'taki üst sınıf farklı, alt sınıf farklı. O zaman New York'taki üst sınıf konuşması bir social dialect'tir. New York'taki alt sınıf konuşması başka bir social dialect'tir gibi bir şey düşünebilirsiniz. Tıpkı bu çalışma İngiltere'de kopyalanmış, tam tersi bulunmuş. İngilizler ne yapıyor? Gelir düzeyi yükseldikçe R'yi söylemiyorlar. Gelir düzeyi aşağı indikçe R'yi söylemeye başlıyorlar. Durum bundan ibaret aslında. Devam ediyorum. Bununla ilişkili şuna bakabiliriz. Peki yani toplumdaki dil değişkenliği bize ne konuda fikirler verir? Yani insanlar dili farklı kullanıyor da bu bize ne konularda fikir verir? Arkadaşlar bir kişinin etnik arka planı hakkında fikir verir. Yani Türkçeyi farklı şekillerde konuşan insanlar görüyorsak çevremizde onların etnik arka planları yani konuştukları başka bir dil daha var. O dil Türkçe'ye etki yapıyor ve Türkçeyi farklı bir şekilde konuşuyor. Yani İngilizlerin Türkçe konuşmasını düşünün mesela. Hemen anlarsınız İngiliz gibi Türkçe konuşuyor. Niye? R'lerden anlarız falan. Yani language variation, bir dilin farklı konuşulması bize konuşanların etnik arka planı hakkında bilgi verir. Başka kimlikleri hakkında bilgi verir. İnsanlar farklı kimlikleri inşa edip farklı kimlikleri sergilerken, bize gösterirken dili de farklı kullanırlar. Yani bir toplumsal alanda bir dilin farklı kullanımı o kişinin kimliği hakkında bilgi verebiliyor bize. Yani kişi belirli bir gençlik grubu vardır. O gençlik grubundaki herkes kendi kimliği bağlamında benzer bir şekilde konuşur. Kendi kimliklerini yansıtırlar bu çerçevede. Ya da bir gruba aidiyet duyabilir insanlar ve o gruptakiler gibi konuşur. Yani solidarity yapar. O gruptakilerle bir dayanışma, birliktelik içinde olmak isteyebilir. Demek ki dil değişkenliği bize grup üyeliği, gruba aidiyet hakkında da bilgi veriyor. Yani özünde sokağa çıktığımız anda insanların farklı konuştuğunu görüyoruz. İşte insanların farklı konuşmalarının ardında belirli etmenler bulunabilir. Etnik arka plan, kimlik sergileme, grup üyeliği, grup aidiyeti, dayanışma, birliktelik bu gibi etmenler işte bize dil değişkenliği konusunda bilgi vermiş oluyor. Biz dil değişkenliğini bu kavramlarla daha iyi anlayabiliyoruz. Devam ediyoruz. Hyper correction kavramı var. Yine language variation altında önemli kavramlardan biri ki geçmiş yıllarda sınavda yine doğru olmayan şıklarda bulunmuştu. Hyper correction arkadaşlar sizler metot dersini işlerken de göreceksiniz. Karşınıza orada çıkacak. Dil öğretimi bağlamında ele alınır. Ama biz biraz sosyolinguistikle bunu sınırlandıracağız. Yani sosyolinguistikte biraz daha farklı ele alınıyor. Hyper correction şu. Ağız konuşan insanların ya da bölgesel bir konuşma şeklinde sahip olan insanların yani standart dil vardır ya bir ülkede resmi dil. Resmi dil konuşmayan insanlar resmi dil konuşurlarken kendi konuşmalarının resmi dilden ne kadar farklı olduğunu bilirler. Ve resmi dili kullanırken bu insanlar bazı kuralları aşırı odaklanır. Bazı kuralları çok böyle abartı bir şekilde kullanır. Biz buna hyper correction diyoruz. Yani bir dil kullanımının belirli bir kuralına aşırı yoğunlaşmak, bunu aşırı kullanmak. Örnek yapalım, daha da netleşmiş olsun bizim için. Arkadaşlar İngiltere'de Cockney ağzı diye bir konuşma şekli var. Cockney accent diye adlandırılır. Yani baktığımız zaman İngiltere'nin Orta Batı bölgesindeki Liverpool çevresindeki işçi sınıfı arasında sıklıkla kullanılan bir konuşma şekli. Gerçekten farklı bir konuşma şekli. Cockney ağzında biz ne görüyoruz? Age dropping diye adlandırılan bir kavram görüyoruz. Aslında Türkiye'de Trakya konuşmasında biz bunu gözlemleyebiliriz. Kelimelerin başındaki H atılır. Mesela Cockney ağzı konuşanlar hair diye bir kelime var ya. Hair kelimesini bunlar daha çok air gibi söylüyorlar. Yani kelimenin başındaki H'yi ne yapmışlar? Drop etmişler. Cockney ağzı konuşan biri kendilerinin kelime başındaki H'yi attıklarını biliyor mu? Biliyor. Peki bu insanlar Londra'ya gidince ne yapıyor? Diyor ki ya diyor biz bütün kelimelerin başından zaten buraya atıyoruz. Şimdi ben diyor işte Londra'da İngilizce konuşacağım. O zaman ne var? Ben bunun farkındayım. Kelimelerin başındaki H'leri attığımın farkındayım. Mesela Apple diye bir kelime var değil mi?
Cockney ağzı konuşanlar ne yapıyor arkadaşlar Apple kelimesini? Apple diye söylüyor. Yani diyor ki evet ya ben bütün kelime başındaki H'leri atıyorum bari şimdi biraz özen göstereyim. Over-application yapıyor o kuralı. O zaman ünlüyle başlayan bir kelime varsa ya kesin biz bunu atarak öğrendik. Attık zaten ben de öyle öğrendim diyor. Kesin bunun başında bir H var diyor. Apple'a Apple diyor. Aristokrat diye bir kelime var. Haristokrat diyor. İşte bu bir hypercorrection. Türkiye'de aslında çevrenizde gözlemlersiniz. Böyle hani doğup büyüdüğünüzde memleketinizde, köyde belirli bir konuşma şekli vardır. O insanlar işte dışarıdan gelenlerle konuşurken biraz daha titiz, özenli konuşmaya çalışırlar. Ve bu halde mesela sürekli şey yapar. Bir Ankaralı, diyelim ki işte hani kapı kelimesine gapı deniyor ya Ankara'da. Şimdi Ankaralı biri şunu düşünüyor ya diyor işte kelimenin başında K var kesin biz bunu G yaptık diyor. Gapı diye söylüyoruz diyor. Ben diyor şimdi konuşurken biraz daha şey yapayım titiz davranayım diyor. Gerçekten de G ile başlayan bir kelimenin başına K getirebilir. Mesela gözlük yerine közlük diyebilir. Kendisi kibar konuştuğunu düşünür. Aslında hypercorrection yapıyor. Aşırı kurallaştırmış İstanbul Türkçesine Ankara Türkçesi konuşan ve bu da yanlış bir kullanımla sonuçlanıyor. Bunu görmek arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle geldik başka bir alan. Sosyolinguistiksin ilişkili bir alanı var karşımızda. Bu alan dialektoloji. Dialektoloji arkadaşlar lehçe bilim diye bir Türkçeye sahip. Lehçe bilim. Ne yapıyor bunlar? Dialektoloji alanında çalışan dialektologlar arkadaşlar coğrafi etmenler sonucunda gerçekleşen değişkenliğe çalışıyor. Yani bizim accent ve dialect dediğimiz hani coğrafi etmenlerle ortaya çıkan konuşma şekilleri vardır ya işte bunu çalışıyor. Study of regional variation, study of geographical variation bu dialektolojinin temel çalışma konusu olmuş oluyor. Peki ne yaparlar dialektologlar? Dialektoloji alanı ne yapıyor? Arkadaşlar, dialektolojinin temel amacı lehçe haritası çıkarmak, ağız atlasları çıkarmak, yani harita yapmaktır. Yani şey düşünün, bir Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. İşte bir bölgede şu şekilde konuşuluyor, bu bölgede böyle konuşuluyor, işaret konsa. Başka bir bölgede farklı bir konuşma var, oraya bir işaret. Başka bir bölgeye farklı bir işaret. İşte bu bir dialect atlas. Yani insanların coğrafi etmenler çerçevesinde şekillenen, farklılaşan konuşmalarına harita yapıyorlar. İşte biz buna dialect atlas diyoruz. Peki ne göreceğiz şimdi? Dialect atlasların türleri var arkadaşlar. Dialect atlas türü göreceğiz. Şimdi ekrana baktığınız zaman sağ tarafta iki farklı harita görmektesiniz. Yapay haritalar bunlar. Gerçekçiliği yoktur. Tabii örnekler gerçek ama bize fikir veriyor. İyi öğretiyor bize bu konuları öyle söyleyeyim. Bu haritalardan biri Isoglossus arkadaşlar, bir diğeri de Dialect Boundary. Yani biz iki tür aslında Dialect Atlas görmekteyiz. Dialect Atlas dersek kendi içinde iki farklı türü var. Eğer bizim çizdiğimiz harita Isogloss haritası ise biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dil bilimsel farklılık üzerinden bu haritayı çiziyoruz. Yani çizdiğimiz harita one linguistic difference üzerinden gerçekleşiyorsa bir tane ses ya da bir tane kelime ya da bir gramer yapısı nasıl farklılaşıyor? Bunun üzerinden bir harita çiziyorsak biz buna Isoglossus deriz. Bakın şimdi sağ tarafa geldik. Çekirdek ve çiğdem. Bir tane birim var farkındaysanız. Ne yapıyoruz? Ankara'dan yola çıkıyoruz. İstikamet İzmir. İnsanlara fotoğraf gösteriyoruz. Diyoruz ki sen buna ne diyorsun? Bunu bir adlandır. Ankara ve çevresindekiler çekirdek diyor. Çekirdek diyenlere artı koyuyoruz arkadaşlar. Çiğdem diyenlere bir sıfır koyuyoruz. Bakın Ankara ve çevresinde herkes çekirdek diyor. İzmir'e yaklaştığımızda çiğdem demeye başlıyorlar. Ne oldu farkındaysanız? Araya bir sınır çiziyoruz. Böyle deşlerle yani kesik çizgilerle bir sınır çizmiş oluyoruz. İşte Isogloss bu. One linguistic item üzerinden yaptığımız haritalar. Ama biz birden fazla dilsel birime odaklanıyorsak, more than one linguistic element üzerinden gidiyorsak, en az iki dilsel birim üzerinden bir harita yazmaya çalışıyorsak, işte bu karşımızda bize dialect boundary veriyor. Bakın, çekirdek ve çiğdem one linguistic item, simit ve gevrek another linguistic item oluyor burada. En az iki birim var.
Ankara'dan yola çıktık, İzmir'e gidiyoruz yine. Çekirdek ve çiğdem diye simit diyenlere artı koyuyoruz. Aynı şekilde çiğdem ve gevrek diyenlere de sıfır koyuyoruz. Bakın ne oldu? Solid line'da sınırı çizdik. Yani ne oldu? Sınır ortaya çıkmış oldu. İşte harita çizme şeklimizde biz tek dilsel birime odaklanıyorsak, izoglos, birden fazla dilsel birime odaklanıyorsak direct boundary'yi görmüş oluyoruz. Bu bize ne söylüyor? Bakın izoglos haritalarında sınırı biz böyle kesik çizgilerle çiziyoruz. Ama direct boundary'ye bakarsanız keskin bir çizgi var. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni şudur. İki birim her zaman bir birimden daha garantidir. İki birden garantidir. Eğer siz iki birimli harita çiziyorsanız sınır daha keskindir, daha garanti gerçekleşir. One linguistic item'a bakarsanız bakın rastgele atlamalar gerçekleşmiş buralarda. Yani dağınıklık gerçekleşebilir, sınırlardan emin değiliz. Ama sınır var. Ama iki birim kesin sınırı var. Peki hiç sınır yoksa arkadaşlar? Yani biz bu sınırları hiç çizemiyorsak kullanacağımız kavram dialect continuum. Yani biz ne kesik kesik ne tamamen bir sınır çizemiyoruz arkadaşlar. Sınırlar belli değil. Bakın bu kez başka bir harita bakalım. Şurası Ankara arkadaşlar. Şurası da Bakü olsun. Bakü Azerbaycan'ın başkenti. Biz ne yapıyoruz? İnsanlara şunu soruyoruz. Ben mi diyorlar yoksa men mi diyorlar? Bakın one linguistic item. Isagloss yapacağız. Amacımız bu. Ben diyenlere artı koyuyoruz. Men diyenlere eksi koyuyoruz. Ankara'dan yola çıktık. İnsanlara şunu soruyoruz. Ya bana böyle başımdan geçen bir olayı anlat diyoruz. Ankara ve çevresindekiler herkes ben diyor. Erzurum'un bir köyüne geldik arkadaşlar. Men dediler. 10 kilometre ileride başka bir köyde ben diyorlar. Tekrar men oldu, ben oldu, men oldu, men oldu, ben oldu. Ama sınırı geçtik, Türkiye sınırını geçtikten sonra herkes men diyor. Birinci tekil kişi. Farkındaysak biz burada ne gördük arkadaşlar? Biz burada net bir sınır çizemiyoruz. Burada bir süreklilik var. Yani continuum var. İşte bu dialect continuum. We are not sure about the dialect borders. Biz bu lehçe sınırları hakkında bir emin, kesin bir yargıya sahip değiliz. Emin değiliz bundan. İşte bu da bize dialect continuum'u vermiş oluyor. Haritalarda bunlar. Şimdi baktığımız zaman bizim ikinci konumuz language variation konusuyla ilgili içinde bulunan tüm kavramları işledik. Bildiğimiz gibi sociolinguistics bizim orta uzunlukta bir konumuz arkadaşlar. Birden fazla konu vardı elimizde. Hatta hemen şöyle yaptık bir ufak bir özet. Biz bu akşam şu gri bölgeler sociolinguistics'in diğer konuları language variation'da bizim bu akşam odaklandığımız, ilgilendiğimiz konu. Yani 10 yılda toplamda bu konudan 10 tane soru geldi. Bu 10 sorunun 3 tanesi şu konudan geldi. Language variation konusundan geldi. Ben bunun için bu konuyu tercih ettim tanıtım dersinde. Hem bir yerde bir kayıt olsun, yardımcı olsun kavram bakımından. Zaten tek uzamın sonundaki tanıtım derslerinde yine farklı farklı konular üzerinden, önemli gördüğüm konular üzerinden bu dersleri yapacağız. Ama size nasıl ders işlediğimiz, birlikte bu dersi nasıl yapacağımız konusunda fikir vermiş olsun. Sizler soruya bakarken ben biraz daha konuşayım. Biz tek düzende derslerimizi yaparken aslında şunu yapıyoruz. Bir chat ekranı var karşımızda. Sizler sorularınız olduğunda hiç böyle bölerim, işte derse keserim şeklinde bir endişe gütmeden chat kısmından sorularınızı rahatlıkla yazabilirsiniz. Yani uzaktan eğitimde iletişimin güçlüğü gibi durumlar asla sizi bu konuda hani böyle caydırmasın öyle söyleyeyim. Ders dışı aynı şekilde ders aldığınız hocalara buralarda sorular da sorabilirsiniz. Yani biz mesela kendi işte grubumuz için bir WhatsApp grubu açarız ve dönem içerisinde arkadaşlar soruları olduklarında hem kendi haberleşmeleri hem de ders sorumlularıyla haberleşirken buradan sorularını sorarlar. Onu görüyoruz. Şimdi gidelim bu soruya bakalım. ÖSYM'nin genel soru formatına benzer bir soru var karşımızda. Yani şu arkadaşlar bir tane soru kökü görüyoruz. Burada bizim seçeneklerimiz var ve şuraya geldiğimiz zaman bir de öncül paragraf var. Şimdi hemen şöyle bakarsak burada ne demek istiyor? İşte Güney Carolina'da Charleston diye bir yer varmış. Burada r üretilmiyormuş. Bear ve cold sözcüklerinde. Yani bear ve cold diyorlar İngilizler gibi. Bu neyle ilişkilendiriliyormuş? Aristokrat konuşma. Ha, yüksek statülü bir konuşma New York'taki.
Ama R'nin bulunmadığı şeyde New York'a gittiğimiz zaman, New York'ta arkadaşlar, R'nin kullanılmaması işçi sınıfı ve düşük statülü, düşük gelir düzeyine sahip kişilerle eşleşiyormuş. İşte bu gibi zıt yorumlamalarda baktığınız zaman dil bilimsel sembollerin belirli anlamlara sahip olduğunu söylüyor. Peki soru bize ne soruyor? Yukarıdaki yaptığımız gözlem, yukarıdaki paragraf hangi kavramla açıklanır diye soruyor. Arkadaşlar bizim bunu açıklamak için benimseyeceğimiz kavram, sizler de şu an içinizden söylüyorsunuz, hemen D'de gördüğümüz sosyolekt. Sosyolekt neydi? Toplumsal farklılıkların dildeki farklılıkları ortaya çıkarması. Bakın ne var burada? İşte aristokratik bir konuşma. R kullanmamak öyle anlaşılıyormuş. Yüksek statülü olma. Nerede? Güney Carolina'da. Ama New York'a gittiğinizde arkadaşlar R'yi üretmeme neyle eşleşiyor? İşçi sınıfı konuşması, düşük böyle statüye sahip insanlar. Az önce hatta ders sırasında şey yapmıştık ya, Labov diye birinin çalışmasından bahsetmiştim. Alışveriş merkezi çalışması, New York City çalışması. Orada R'ler baskın, üst sınıfa gittikçe R'ler baskın, aşağı indikçe tabakalaşmada R'leri kaybediyor insanlar. Böyle bir durum karşımızdaydı. Accent nedir? Accent aralarında sadece pronunciation farkı olan konuşma şekli. Dialect aralarındaki fark daha sistemli. Pronunciation, vocabulary ve gramer farkı var. Idiolect, individual form of language use. Yani bireye özgü dil kullanımı. Isagloss ise bir harita şekli. Bir önceki sayfada görmüştük. Eğer biz tek dilsel birim üzerinden, one linguistic item üzerinden bir harita çiziyorsak, bir dialect atlas çiziyorsak, bu Isagloss haritası oluyor. Şimdi gidiyorum, diğer soruya geçiyorum. Bir soru daha var karşımızda. Soruya bakmanız için biraz süre veriyorum. Bakın mantık aynı. Paragraf var, soru kökü var, şıklar var. Ne yapacağız? Önce soru köküne bakacağız. Diyor ki bize yukarıda bir paragraf varmış, hangisi kullanılmaz? Hemen hızlıca şıklara baktık. Sonra üçüncü aşamada buraya gidiyoruz. Yani önce buraya hızlı, sonra buraya hızlı, sonra buraya yavaş. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Sonra zaten beşinci işlemde biz yanıtımızı bulacağız. Yani böyle bir gözümüzün seyahat etmesi söz konusu bu gibi sorularda. Mario diye birinden bahsediyor. İspanyolmuş bu. Glasgow'da yaşıyormuş. Ev ortamında İspanyolca konuşuyormuş aile üyelerine karşı. Ama okula gittiğinde İngilizceye geçiş yapıyormuş. Bununla birlikte İngilizcenin küçük işte kız kardeşiyle okul hakkında konuşurken işleve sahip olduğunu görüyormuş. Aynı şekilde bir topluluğa üyeymiş. Bu aktif üye olduğu bir toplulukta İspanyolca konuşuyormuş. Çünkü İspanyolcanın da burada grup içinde böyle strong connection'lar yaptığını görüyormuş. Bakalım şimdi. Şöyle bakarsak A'da idiolekt. Hiçbir sezdirip almadık. Bir soru işareti koyalım. Daha diğer şıklara bakacağız çünkü. Ethnicity var arkadaşlar. Burada Spanish var. Yani Mario'nun İspanyol olduğunu söylüyorsa etnik arka planı var burada. B'yi görüyoruz. Elendi. Solidarity. Bakın diyor ki Spanish forms a strong connection among the members of this community. Yani bir grupla dayanışma içinde, birliktelik içerisinde. C'de var. Group membership zaten var. Net bir şekilde en böyle net görülen group membership. Tamam. Identity burada aslında Mario'nun bir kimliği ortaya çıkmış oluyor farkındaysanız. Mario aslında ne yapıyor? Bir İspanyol İngiliz kimliğiyle konuşuyor. Belirli yerlerde İspanyolca, belirli yerlerde İngilizceye geçiş yapıyor. Buradan biraz daha böyle yorumla elde edeceğimiz bilgi bu da var. Ne yok arkadaşlar burada? İdiolekt yok. Yani bu paragrafta Mario'nun kendine özgü konuşma şekli var. Mario şöyle sesleri çok sık kullanır. İşte Mario bu kelimelere çok takıntılı, bunları çok sık kullanıyor. İşte bu kullanım Mario'nun individual bir özelliğidir falan demiş olsa idiolekt diyeceğiz. Ama burada biz idiolekt göremiyoruz arkadaşlar. Bunu söylemek gerekiyor. Bu soruda yanıtımız bizim A olacak. Devam ediyorum. Bugünkü son sorumuz arkadaşlar bu. Ders bağlamındaki son sorumuz. Hemen şöyle bakabiliriz. Bir boşluk doldurma sorusu var, değil mi? Sürede baktık.
Yine ÖSYM'nin sorduğu soru formatlarından biri bir metin, bir cümle verebilir, bir ufak paragrafçık verebilir. Yukarıdaki paragraftaki boşluğa ne gelir diye sorabilir. Hemen bakalım. İki farklı konuşma şekline sahip konuşmacılar eğer kendilerini birbirlerini anlıyorlarsa bunlar diyalektmiş. Ama bunlar farklı dillermiş. Nerede? Bunlar birbirlerini anlamadığı durumda. Peki biz bunu bulmak için ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Mutual intelligibility kullanırız. Yine bu akşam gördüğümüz kavramlardan biri. Mutual intelligibility karşılıklı anlaşılabilirlik demek. İki farklı konuşma şekli arasında böyle karşılıklı anlaşılabilirlik varsa bunlar bir dilin iki farklı lehçesi. Ama iki konuşma şekli arasında mutual intelligibility yoksa bunlar tamamen iki farklı dildir. Bunu da böyle görüyoruz. Sosyolekt, toplumsal farklılıklar konuşmayı etkiler. Linguistik repertuar, sahip olduğumuz konuşma farklılıkları günlük hayatta kullanıyoruz. Dialect boundary, birden fazla dilsel birim üzerinden çizdiğimiz haritalar. Dialect continuum ise bu haritalarda eğer biz sınırları çizemiyorsak bu da dialect continuum oluyor arkadaşlar. Şimdi bu akşam yaptığımız ders tanıtım dersi bakımından bize bir fikir verdi. Yani biz bu dönem tekuzem derslerimizi bu mantıkla yapacağız. Peki tekuzemde sadece bu mu var? Yok. Farklı yenilikler de karşımızda. Birkaç video olacak şimdi karşımızda arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Bunlar bize bu sene tekuzemin yapısal yeniliği hakkında bilgiler de vermiş olacak. Böyle söyleyebiliriz. Hemen TEKÜZEM, kişiye özel tek eğitim sistemi, TEKİS'i sunar. Türkiye'de sadece TEKÜZEM'de uygulanan eğitim analiziyle öğrenme hızınız, unutma hızınız, zeka türünüz, odaklanma düzeyiniz ve tüm psikolojik yapınız tespit edilir. Öğrenme karakterinize göre verimli çalışma yöntemleriniz keşfedilir. Sorumlu olduğunuz tüm konulardaki seviyeleriniz tek tek ölçülerek hangi konuya nasıl çalışacağınız, ne kadar süre çalışacağınız planlanır ve o konunun sizin için önem puanı belirlenir. Belirleyeceğiniz gün ve saatlere göre size özel çalışma programı hazırlanır ve sürekli güncellenir. Çalışabileceğiniz süre, size önerdiğimiz sürenin altındaysa sizi hedefinize götürmek için konu önceliklendirme veya konu eleme stratejileri uygulanır. Hangi konuda, hangi seviyedeyseniz, seviyenize uygun çalışmalar sırasıyla getirilir. Bir konudaki tüm çalışmaları tamamladığınızda, check-up testleriyle konuyu ne kadar öğrendiğiniz ölçülür. Öğrenme seviyenize göre yeni çalışmalar planlanır. Eğer konuyu tam olarak öğrendiyseniz, o konuyu unutma hızınıza göre tekrar etmeniz sağlanır. Eğitim size özel olmalı. Yapay zeka destekli kişiye özel eğitim sistemi TEKES'le başarmaya hazır olun. Hemen şöyle bir videoya daha bakıyoruz. TEKES'te size özel çalışma programı nasıl hazırlanır? TEKES'te her konudaki seviyenize göre yapacağınız çalışmalar sırasıyla belirlenir. Örneğin, seviyenizin çok düşük olduğu bir konuda konu anlatımından önce ön hazırlık yapılır ve konuyu öğrenmeniz riske atılmaz. Veya seviyenizin iyi olduğu bir konuda konu anlatımıyla zaman kaybedilmez ve konuları tekrar edip ardından soru çözümü çalışması yapılır. Önerilen tüm çalışmaları bitirdiğinizde ise check-up testleriyle konuyu ne kadar öğrendiğiniz ölçülür. Konuyu hangi seviyede öğrendiyseniz çalışmalarınız yeniden planlanır. Konuyu öğrendiyseniz unutma hızınıza göre tekrar programınız hazırlanır. TEKES sisteme kayıt olduğunuzda hedefinizi, seviyenizi, hedefinize olan mesafeyi ve ne kadar süre çalışabileceğinizi bilir. Yapay zeka algoritması çalışabileceğiniz sürede aradaki puan farkını kapatacak şekilde çalışır. Böylelikle her bir birimlik çalışmada en az ne kadar puan kazanmanız gerektiği belirlenmiş olur. Verdiğiniz süre önerdiğimiz süreden daha azsa çalışmalarınızda bazı stratejiler uygulanır. Hangi konuya ne kadar zaman ayıracağınız ve hangi konudan ne kadar puan elde edeceğiniz bilindiği için her konunun sizin için bir önem puanı vardır. Bazı alarm durumlarında hedefinize gitmeniz için gereken asgari puanın altında kalan konular programınızdan çıkarılabilir. Size özel hazırlanan çalışma takvimi, çalışmaları yapsanız da yapmasanız da her durumda yine size özel güncellenir. Siz çalışmaları tamamladıkça öğrenme oranınız, çalışma oranınız ve verimliliğiniz gibi birçok performansınız kontrol edilerek size özel yönlendirmeler yapılır. TEKES sizi tanır ve takip eder. Tek amacı sizi hedefinize götürmektir. TEKES'le hedefinize ulaşmaya hazır olun.
Evet, tek uzemin bu sene benimseyeceği yapay zeka destekli öğrenme modelinde biraz daha anlamış olduk. Denemeye ve bunu deneyimlemeye değer. Bu akşamki tanıtım dersimiz arkadaşlar, bizim dönem içerisinde dil bilim derslerini nasıl yapacağımız konusunda sizlere fikir vermiştir umarım. Bizler bu mantıkla ilerleyeceğiz. Önümüz haftalarda yine farklı hocalarımızın da benim de tanıtım dersleri olacak. Umarım keyifli bir ders deneyimi olmuştur sizler için. Ben sizlere iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.